HDP'nin 4. olağan büyük kongresi Ankara Arena Spor Salonu'nda yarın yapılacak. 4. büyük olağan kongresinin salonun hazırlıkları son aşamada. Daha doğrusu sabaha kadar da çalışmalar yürüyecek. Eşitlik, barış, özgürlük ve adalet sloganları kongre salonunun dört bir köşesini, dört bir direğini de süslenmiş durumda. Peki yarın ne değişecek? Yarın meclis üyelerinin en az %25'inin değişmesi bekleniyor. Zira %25'in değişmesinin nedeni iki dönem kuralı. İki döneme takılan %25'lik bir bölüm var. Bunlar değişecek. Biliyorsunuz yarın Ankara'da, Ankara Spor Salonu'nda 4. büyük olağan kongremizi gerçekleştireceğiz. Sabah 9 gibi kongremizi başlatmayı planlıyoruz. Saat 3'ten sonra da seçimlere geçeceğiz. Dolayısıyla kongremiz tek günlük olacak. Şöyle bir şey paylaşmak isterim. Biliyorsunuz kongrelerde genel olarak kararların önemli bir bölümü kongrelerde tartışılır. Her parti daha sonraki süreçlerde yürüteceği politikaları kongrelerde karara bağlar. Fakat biz şöyle bir şey yaptık. Kongre öncesinde hem illerde hem belgesel hem de merkezi konferanslar yaptık. Ayrıca kadın konferansları gerçekleştirdik ve bu konferansların tamamında uzun tartışmalar sonucunda kongrede karara bağlayacağımız kararların tamamını konferansta tartıştık. Son şekillerini verdik. Kongrede de delegelerimizin onayına sunacağız. Tek günlük bir kongre olacak. Yarın en az 30 bin kişilik bir kitle bekliyoruz. Şimdiden Türkiye'nin, bölgenin dört bir yanından partili arkadaşlarımız yola çıkmaya başladılar. Yarın sabah 4'ten itibaren salonumuzu açacağız. Ve delegelerimizle, konuklarımızla buluşmaya başlayacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. İki kez Ankara Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şubesi ve Güvenlik Şube ile toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarda güvenliğe dair Emniyet Müdürlüğü aldığı önlemleri bizimle paylaştı. Biz de bir dizi önerimizi onlara sunduk. Büyük oranda mutabakata vardık. Gerekli güvenlik önlemlerinin tamamının alındığını söyleyebilirim. Ülkenin dört bir yanından arkadaşlarımız yola çıkmaya başladılar. Bazı yerlerde engellemelerle karşılaştılar. Bunun büyük bir engelleme olmamasını, rutin bir kontrol olmasını umuyoruz. Umarız bunun ötesinde kongreye katılımı engellemek için veya arkadaşlarımızın kongreye gelmesini geciktirecek girişimler olmasın. Biz parti olarak 300'ün üzerinde arkadaşımızı kongrenin değişik bölümlerinde görevlendireceğiz. Her arama noktasında arkadaşımız olacak. Otobüslerin indiği yerlerde arkadaşlarımız olacak. Kent girişlerinde arkadaşlarımız olacak. Ayrıca bunların tamamında milletvekili arkadaşlarımız da görev alacak. 4 yerden kente giriş olmasını öngörüyoruz. Bunların 3'ünde büyük katılım olacağı için milletvekillerimiz de orada bulunacaklar. Kongreye girmeden önce 3 ayrı yerde arama noktası olacak. Bu arama noktalarında da hem güvenlik görevleri doğal olarak, ayrıca güvenlikle ilgili görevlendirdiğimiz arkadaşlar da görev alacaklar. Salonun tamamında hem bölümlerin arasında hem bölümle delegeleri alacağımız salon arasında da görevli arkadaşlarımız olacak. Dolayısıyla güvenliğe dair herhangi bir kaygımız yok. Tek istediğimiz şey, bu konuda arkadaşlarımız gerekli uyarıları yapacaklar. Örneğin hiç kimse salona valizlerle veya sırt çantasıyla giremeyecek. Bunun gibi bazı önlemleri arkadaşlarımız otobüsle gelen herkese aktaracaklar. Evet, siyasi partileri de davet ettik. Siyasi partilerin Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni davet etmedik. Çünkü biliyorsunuz neredeyse hiçbir programa bizi çağırmayanlar, bizi yok sayan partiler bunlar. Yoksa bizi bilen bilir. Hiç kimseye karşı bir ön yargımız yoktur. Hiç kimseyi ötekileştirme politikamız yoktur. Tam tersine bu ülkede bazı kimlikleri ve bazı inançları ötekileştirmeye çalışanlara karşı her kimliğin, her rengin temsil edilmesi gerektiğini düşünen bir partiyiz her yerde. Dünyanın dört bir yanından, neredeyse her kıtadan, en az 23 ülkeden konuklarımız olacak.
Yurt içinden büyük elçiliklerin neredeyse tamamına davetiye gönderdik. Başta Avrupa Birliği üyesi ülkeler olmak üzere önemli bir bölümünün de temsilcileriyle burada olacağını düşünüyoruz. Bu kongrenin tam partimizin her dile, her renge, her kimliğe, her inanca yer veren bir parti olarak konuklarımızın da aynı bakışı yansıtacaklarını yarın hep birlikte göreceğiz.